Nilhan el salla. El salla. Merhaba arkadaşlar, sonunda bir açılış yapabiliyorum. Biraz önce kuşu bir arkadaşımıza gönderdik. Artık kuş bizimle değil çünkü kuşla kediyi bir arada yapamadık ve kuşu salona kapatmıştık. Her gün girip yanına bakıp üzülüyordum suyuna, yemine, şununla bununla ve etrafı çok batırıyordu. Çok üzülüyordum onun haline, yalnız kalışına. Kediyle tabii ki olmadı. O yüzden o gitti. Allah'tan bir arkadaşımızın kuşu da varmış. Onun da eşi ölmüş. Öyle olunca bizimki de dişiydi. Onu oraya gönderdik. Hatta şu an Hakan onu götürdü. Kamerayı da amma çok salladım. Yer değiştirdim. Güya sallamayayım, bir yere sabitleyeyim diye ama sabitleyemedim. Neyse şimdi kuş gitti. Bugün evde değişiklik yapacağız. Sonunda sabitledim. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu tabloda yamuk kaç gündür. Ceryandan diyorum ya, evin her yerini açıyorum diye.
O da yamulmuş, daha onu düzeltemedim. Bu odayı salona geçireceğiz. Salondaki eşyaları buraya getireceğiz. Kışın şu koltuğa yer bulamadığımız için kaloriferin önünü kapatıyor. Yani ne olursa olsun o koltuk ya da önüne bir obje gelmek zorunda. Bu da ısıyı çok engelliyor. Isıyı engellediği için de bir de burada hem balkon kapısı var hem de cam var. Cam da büyük boydan bir cam. Öyle olunca da burası hiç ısınmıyor. Bir de biz sürekli vaktimizi kışın oturma odasında geçiriyoruz. Nilhan, ben, Hakan. Hani burada oturmayı tercih ediyoruz. Ve çok dar bir alan oluyor. Nilhan oyuncakları geliyor, işte şu bu oluyor. Burası çok dağılıyor. Kitaplıktan bir şey almak istediğim zaman bayağı bir zorlanıyorum. Biliyorsunuz ders çalışma sürecindeyim. Kitapların o yüzden yarısı buraya, geri sokmaya üşeniyorum. Alıyorum, mutfağa götürüyorum. Salon şimdi göstereceğim zaten öyle. Yani her yerde şu an bir şey var. Ne denir ona? Bir dağınıklık var. Bu dağınıklığın önüne geçmek için Hakan'la dedik ki biz bu odayı hani kullanıma kapatalım. Zaten salonu da kullanmıyoruz. Öyle olunca artık salon takımını buraya geçireceğim. Buradaki eşyalarımı da oraya götüreceğim. Hatta kışın biliyorsunuz bu evde cam balkonum yok. O yüzden balkon masasını da, yani balkonda duran masayı da yaz bitiminde o odaya götüreceğim. Kışın orada işte yemeğimizi de yeriz, dersimi de çalışırım vesaire, öyle düşündüm. Yani orayı böyle büyük bir yaşam alanı haline çevirmeye çalışacağım. Bu arada dün süpürgeme başlık almıştım. Ondan sonra benim büyük bir süpürgem var. Başlığı biraz bozulmuştu. Süpürge neredeyse 20 yıllık falan. Başlık aldım, yeni oturttum, bir güzel süpürdüm evi. Sonra bir baktım, bu sefer de hortumundan çıktı, kırıldı. Şimdi Hakan'a onu da verdim. Onu ya yeni boru alacak ya tamir ettirecek, bir şeyler olacak yani. Sonrasında arkadaşlar şu arkamda duran koltuklar, bu arada ev biraz dağınık. Nilhan tabak falan getirmiş, onlar duruyor. Bu arkamda duran koltukların ayakları bakın havada duruyor ortadaki. Bu yüzden de ben bunlara yeni bir ayak almıştım. Bunlar daha yüksek robot süpürgeye girsin diye. Öyle olunca da bu sefer de koltukların orta ayakları havada kaldı. O yüzden de değişik bir durum oldu. Yani oturunca gıcırdamaya başladı. Bu koltuklarımı da çok seviyorum. O yüzden hani hatta ilk dedim ki sadece televizyonumu götürsem diye. Ama diğer koltuklarda rahat edemiyorum. Bir de Nilhan boyama yapıyor, bilmem ne yapıyor. Onlar beyaz. Onlardan çıkmayabilir. Bunların leke tutmama gibi bir özelliği de var. O yüzden keçeli kalemle boyadı, kurşun kalemle boyadı, tükenmez kalemle boyadı. Hepsi çıktı. Şu an koltuklarım tertemiz. Maşallah var. Şöyle vurayım da bir yerlere bir şey olmasın. Bunları da ortaya kalınacak bugün. Sonra ben bugün işlere perdelerden başlayacağım. Buranın tülü temiz ama güneşlikler ve yandaki fon perdeler çok kirli. Sayılmaz ama yine de kirli, yani öyle söyleyeyim. Çok kirli demeyeceğim. Şimdi bunlara makine atacağım. İşlere bunlardan başlayacağım. Bir de ne vardı? Ha, Nilhan biliyorsunuz geçen haftalarda yatağını camın önüne koymuştum. Hem camdan sarkmasın diye hem de biraz değişiklik olsun, oyun alanı açılsın diye. Orada da biraz minik kalıyor. Nilhan da ayağıyla perdeye vurdura geçen gün kornişi şöyle bir bomba yaptırmış. Ondan sonra biz o gün sınava gittiğimiz gündü galiba. Akşam bir geldik. Korniş düşmüş. Perdeler de yere düşmüş. Hakan onları öyle idareten, çünkü gece 12'de eve gelmiştik. İdareten tornavidayla tutturdu. Şöyle hafif çaktı. Sadece karartma perdeleri taktık. Bir de onlar yıkanacak. Ben şimdi işlere perde yıkamayla başlayayım. Akşama da şu an sıcak olduğu için zaten hiçbir iş yapamayız öyle. Ama perdeleri de biraz daha böyle zaman geçince yıkayayım ben. Şimdi sadece indireyim. Akşama da arkadaşımız, ya da ben kendim asabilirim ya. Sıcak mıcak demeyeyim mi? Kendim asayım ben onları. Arkadaşımız gelecek. Koltukları falan onlar Hakan beraber değiştirecek. Balkondaki masam da, söyledim mi bilmiyorum, unuttum. Gene gelecek. Anlayın, salona geçecek. Hem balkonda da bir eşyam kalmamış olacak. Kışında ziyan olmamış olacak.
böyle bir düzene gireceğiz. Yalnız burası bu oda çok düzenli olmayabilir. Çünkü salonda tekli bir vitrinim, bir de kocaman masa, bir de konsol var. Hadi konsol TV ünitesinin yerine olsun ama diğerlerini nasıl sığıştıracağız hiç bilmiyorum. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Yani burayı kullanmayacağım için de benim için çok sorun teşkil etmiyor. Gelen de salona oturmuyor. Aslında benim için o salon bayağı büyük bir fazlalık. Satmak istiyorum ama işte alıcı çıkmıyor. Belki çıkar bilmiyorum. Şu an orada duruyor. Yani bir daha ev tutarsam daha kanıyorum. 3+1 tutsam bile bir odasını çalışma odası yapacağım. Çünkü gerçekten hani biz öğretmen olduğumuz için bizim Nilhan doğmadan önce Nilhan odası çalışma odamızdı. Orada masamız vardı, kitaplığımız vardı, bir tane tekli yatağımız vardı, bir tane de gardırobumuz vardı. Hem gelenler orada kalıyordu. Onlara iyi bir yer oluyordu. Hem misal yıktı. Kedoş ne yaptın? Ay bunları devirmiş. İyi ki kırılmadı. Bunlar en sevdiğim şeyler. Konsolun üstüne koymuştum. Ay yok. Sanıyor ki kuşun kafesinde kuş var. Ona çıkmaya çalıştı herhalde. Yaramaz oğlum benim. Yıktı bir de korktu kaçtı şimdi. Neredesin? Bu arada bu odanın haline göstereyim. Burada bilgisayarlar. Burada kağıtlar, şunlar, bunlar. Bir sürü şey. Şurayı biraz önce kedi yerlere dökmüş. Yani altta kuş pislikleri. Biraz burayı süpürdüm. Şu süpürgeden bahsediyorum. İşte bunun hortumu kırıldı. Şimdi Hakan onu götürdü. Şey yapsın diye. Yani burayı biraz düzene sokacağız. Ne yaptın oğlum şimdi? Devirmişim. İyi ki kırmamışsın vallahi. Çok kızardım. Bunlar da bayağı sağlammış. Bunlar ince porselen. Böyle kıl gibi. Ben bunları makineye koyarken bile korkuyorum. Bunlar bana çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi. Hep onu anıyorum. O yüzden çok üzülürdüm. Hediye olduğu için. Yoksa kırılana çok fazla üzülmüyorum. Elimden eşya çıkıyor diye hatta seviniyorum. Bunu da böyle üç büyük küçük orta şeklinde. Bakalım. Burası oraya gidecek. Burada oturma odası olacak. Buranın perdelerini ekleyeceğim. Buranın perdeleri bir değişik kokuyordu. Taşındığımız günden beri. Ya yumuşatıcı kaynaklı ya da iyi yıkayamadık bilmiyorum. Bunlar da öbür tarafa takılacak. Şimdi suyumu alıyorum ve mutfak yine dağınık. Çünkü mutfağa girilmeyecek derecede sıcak. Gerçi oturma odası da çok sıcak. Sabahtan işlerimiz vardı, dışarıdaydık. 12 gibi geldik, kahvaltımızı anca yapabildik. Ondan sonra sadece kahvaltılıkları topladım. Hakan'la iş planlarımızı yaptık. Ve ben perdeleri sökemeyeceğime karar verdim. Çünkü salondakiler mekanizmalı. Onlara biraz daha boy istiyor. Hakan o işleri beceriyor. Ben çok fazla beceremiyorum. Saplamadın sürüş. Bakalım. Padişahım çok yaşa. Kaldır. Havaya kaldır şimdi amcası. Hop. Hadi bakalım. Orta. Oh süpersin. Hop 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 hop. Hadi bak, ne kadar şanslısın. Hadi çıkıyoruz. Günaydın. İkinci günden hepinize merhaba. Şimdi yatak odasına geldim. Çünkü çamaşır attım. Onları asacağım şimdi. Dün de bu arada odaların yerini değiştiriyorduk en son. Size de çekmiştim. Onu göstereceğim biraz sonra. Çok fazla çekim yapamadım. Çünkü eşya taşınırken ben de yardımcı oldum. Ara ara böyle birkaç görüntü çekmeye çalıştım. Şimdi hemen çamaşırlarımı balkona asayım. Bu arada yeni hortum aldık A101'den. Fiskiyeli bir hortum. Hortum normalde 5 metre. Su gelince 15 metreye kadar çıkıyor. Onu da mutfağın vanasına bağladık, musluğuna. Oradan Nilhan'a şimdi sıcak su
koyup havuz gibi yaptık yani leğenin içine. O da orada oynuyor babasıyla beraber. Ben de dedim ki hemen şimdi şu çamaşırları bir asayım. İşlere bir yerden başlayayım. Dün eşyaları geçirdim ama işte tozumu almadım, kirini pasını almadım. Onları yapacağım bugün. Sıcak basmadan yapmam lazım yani. Ortalığı çok dağıttık dün. Belli bir kısmını topladım. Belli bir kısmı kaldı. O belli bir kısmını yapacağım şimdi bugün de. Hadi o zaman vlog devam etsin. Çamaşırları astım, geldim. Size burayı göstereyim. Burası benim oturma odamdı. Biliyorsunuz. Şu süsler falan buradan çıkacak bu arada. Daha buraların tozunu alacağım. Burayı halledeceğim. Ben burayı bu kadar düzgün olur diye açıkçası düşünmemiştim. Ama nasıl olursa olsun buraya bu eşyaları koyacaktım. Çünkü koca odayı diyorum ya, bu eşyalar kaplıyordu ve hiç kullanılmıyordu. Şimdi böyle olunca belki yine bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Büyük odayı almamızın sebebi de Nilhan'la sürekli orada vakit geçiriyoruz. Oturma odam da yine bu kadar alan kalıyordu bize. Buraya bakın şöyle konsolu falan da koydum. Yani burası artık benim salonum. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Bu arada perdelerini falan da yıkadım. Mis gibi kokuyor burası, tertemiz. Koltuklarını da silmiştim zaten. Diğer odada farklı bir koku vardı sürekli. Ne kaynaklıydı bilmiyorum. O da canımı sıkıyordu. Bugün buraları temizleyeceğim. İşte tozunu alacağım. Yerlerini falan süpürüp sildim. Onlarda sıkıntı yok. Sadece tozları kaldı. Şöyle burayı bir halledeyim diyorum. Burası bu şekilde oldu. Nilhan Hanım, çıktınız mı duştan? Nasıldı duş deneyiminiz? Yaptım. Balkonda çok iyiydin, evet. 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 Tyson da burada serinliyor. Tyson. Şimdi geleyim buraya. Burası biraz dağınık. Nilhan sabah buradaydı çünkü. Ben de hatta sabah 9'da uyanıp tekrar 9.30'da 12'ye kadar burada serinlikte uyumuşum. Bu ada şu an çok serin. Burayı da böyle yaptık. Kitaplığı yine aynı yere koydum. Burada çivi çakmıştım yine. Süslerimi buraya astım. Perdelerini orayla buranın değiştirdim zaten. Bir sürü yer kaldı. Kışın da buraya balkondaki masa gelecek. Şurada şu kağıt defter olayımız var. Bu sehpalar orada yer kalmadı. En azından biri gelince hani burada kışın ikramımı yaparım, onları kullanırım. Çünkü şunlar yeterli gelmiyor. Efendim? Televizyon mu açacaksın? Neyi anne? Ha, sehpayı mı alacaksın? Ne yapacaksın sehpayı anneciğim? Bu arada dün Nilhan'a da kahkül kestik. Şu an ıslak olduğu için çok güzel durmuyor ama çok yakıştı yavruma. Daha televizyonun ayarlarını yapmadık. Sadece fişini taktık mı artık, onu da bilmiyorum. Bir onlara bakmam lazım nasıl olacak diye. Burası da böyle oldu. Çok ferah oldu. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle güzel. Artık burası yeni yaşam alanımız. Tyson. Tyson da bu arada sıcaktan bayılıyor. Hayvan ne yapsın. Yalnız burası biraz karartma perdelerden dolayı karanlık. Onları biraz daha açarsam burası bayağı bir aydınlık oluyor. Şimdi Nilhan'la Hakan markete gittiler. Suyumuz falan bitti. Onları alacaklar. Dün akşam da misafirlerimiz vardı. Akşam 1 gibi gittiler. Gece de 3 gibi uyuduk. Sıcaktan zaten uyumuyor. Sabah da şu koltuğa yattım. Burası serin serin. Bir uyumuşum 12.30'a kadar. Hakan da yazık beni kahvaltıya beklemiş. Dedim sen niye yapmadın Nilhan'la? Ne bileyim, seni bekledim dedi. Şimdi kahvaltımızı yeni yaptık. Saat 2'ye falan geliyordur herhalde. Nilhan'ın banyo keyifleri. Ben çamaşırları astım falan. Şimdi temizliğe geçeceğim. Şu kağıt kürek işlerini bir ayırtlayacağız. Şu kitaplığın önünün açılması iyi oldu. Oraya rahatça dizebilirim. Orada kitaplıkla ilgili olmayan şeyleri kaldıracağım falan. Bugün onları yaparız. Hakan da dedi marketten gelince Nilhan uyusun onları yapalım diye. Ondan sonra... Ay neyse. Onu bir dahaki videoda artık şey yapayım. Ay bir sürü şey var. Yetiştiremiyorum bir türlü. Bugün temizlik şu bu yapacağım. Çok sıcakta da kendimi yormak istemiyorum. Dün evi silip süpürdüm zaten. Dediğim gibi mobilyaların dışları alınacak. Şu televizyonun ses sistemi bozuldu galiba dün. Bir ona bakacağım ne oldu diye. Bir onunla ilgileneceğim. Tozlar alınacak. Şu bu olacak. Sonrasında büyük ihtimal pide yaptıracağız. Sonrasında bir yere gider. Onu yeriz. Gün, yani günü değil, haftayı bitirmiş oluruz. Bugün günlerden pazar çünkü. Yani yine Hakan iş başı. Yine aynı şeyler devam edecek. Bu arada çalışma planımı falan yaptım. Pazartesi günü diyete başlar gibi ders çalışmaya başlayacağım.
Onların falan planını da yaptım. Her şeyi ayarladık. Bu iki günü böyle biraz boş geçirmek istedim. Yaklaşık iki aydır her akşam ders çalışıyorum. Böyle ara ara çalışamasam da. Bu ara şu iki gün kendime tatil verdim. Sınavda muhtemelen Ekim sonu gibi olur diye düşünüyoruz. Öyle olunca da anca yetişiriz zaten. Bayağı bir şeyler yapacağız. Eksiklerimi artık biliyorum. Başka havalar hala çok sıcak. 36-37 dereceyi gördük yani. Bu nedir böyle bilmiyorum. Evde çok güneş aldığı için ayrı bir şey sıcak oluyor. Biraz da işte odaları değiştirme sebebimiz de oydu. Burası en serin oda. Ventilatör falan almak istemiyorum. Çünkü burada sıcaklar en fazla bir ay falan sürüyor. Yani bir ay içinde. Bir de ventilatörü kendi başıma yük edemem. Yani onu da o yüzden şey yapmıyorum. Ama gerekli mi diye sorarsanız evet çok gerekli. Gerçi o da bizi çarpar. O da ayrı bir mevzu da. Çarpılmayalım yani. Zaten her yerimiz tutuk geziyoruz. Gerçekten çok kötü. Sırtım falan hep tutuk. Hep ceryanda oturuyorum. Hep terliyorum. Dün Hakan dalga geçiyor. Bütün tişörtlerimin şuraları şöyle bembeyaz. Terden tuz izi oluyor. Pantolonlar aynı şekilde. Siz düşünün artık ne kadar sıcak. Bütün minerali şunu bunu attık. Bu arada maden suyu aldıracaktım Hakan'a. Şimdi onun mesajını da atayım. Görsün de onları da halletsin. Limonata yapacağım. Reyhan şerbeti yapacağım. Da onlara elim ermedi. Bu hafta yani bugün yapacağım şeyler kafamda belirlendi sonunda. Akşam kıymalı yaptıracağımız için de o yüzden çok yemek derdim yok. Yani çok değil. Hiç yok. Rahatım. Siyah sıcağında da gerçekten o mutfağa girip yemek yapmak ölüm gibi. Neyse. Niye ayağa kalktım? Gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.